Saat 3.30. Halimur Ayvalı hattı üzerinde manga mevziindedir. İzmirli Ali Onbaşı, kendisi tornacıdır. Karanlıkta göz yordamıyla sanki onları bir daha görmeyecekmiş gibi baktı manga efradına birer birer. Sağda birinci refer sarışındı, ikinci esmer. Üçüncü kekemeydi fakat bölükte yoktu onun üstüne şarkı söyleyen. Dördüncünün yine mutlak bulamaç istiyordu canı. Beşinci vuracaktı amcasını vuranı, tezkere alıp Urfa'ya girdiği akşam. Altıncı inanılmayacak kadar büyük ayaklı bir adam. Memlekette toprağını ve tek öküzünü ihtiyar bir muhacir karısına bıraktığı için kardeşleri onu mahkemeye verdiler ve bölükte arkadaşlarının yerine nöbete kalktığı için ona Deli Erzurumlu derdiler. Yedinci Mehmetoğlu Osman'dı. Çanakkale'de, İnönü'nde, Sakarya'da yaralandı ve gözünü kırpmadan daha bir hayli yara alabilir, yine de dimdik ayakta kalabilir. Sekizinci İbrahim korkmayacaktı bu kadar, bembeyaz dişleri böyle tıkırdayıp birbirine böyle vurmasalar. Ve İzmirli Ali Onbaşı biliyordu ki tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar. Saat 4. Ağzı kara Söğütlü Dere mıntıkası. 12. Piyade fırkası. Gözler karanlıkta, uzakta, eller yakında, mekanizmalar üzerinde. Herkes yerli yerinde. Tabur imamı, mevzideki biricik silahsız adam, ölülerin adamı. Kırık bir söğüt dalı dikerek kıbleye doğru durdu, boyun büküp el kavuşturup sabah namazına. İçi rahattır, cennet ebedi bir istirahattır. Ve yenilseler de yenseler de adayı, meydan-ı gazadan o kendi elleriyle verecektir Cenab-ı Rabbül Alemine şu hedayı. Saat 4.45, Sandıklı civarı, köyler, sarkık siyah bıyıklı süvari çınar dibinde beygirinin yanında duruyordu. Çukurova beygiri kuyruğunu karanlığa vuruyordu. Diz kapaklarında kan, kantarmasında köpük. İkinci süvari fırkasından dördüncü bölük atları, kılıçları ve insanlarıyla havayı kokluyor. Geride köylerde bir horoz öttü ve sarkık siyah bıyıklı süvari ellerinin tersiyle yüzünü örttü. Karşı dağlar ardında düşman elinde kalan bir başka horoz vardır. Balta ipik, süt beyaz bir denizli horoz. Düşmanlar her an onu çoktan kesip çorbasını yapmışlardır. Saat 5.10 var. 40 dakika sonra şafak sökecek. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Tınaz Tepe'ye karşı Kömürtepe güneyinde 15. Piyade Fırkası'ndan iki ihtiyat zabiti ve onların genci Uzun'u, Darül Muallim'in mezunu Nurettin Eşfak, mavzer tabancasının emniyetiyle oynayarak konuşuyor. Bizim İstiklal Marşı'nda aksayan bir taraf var. Bilmem ki nasıl anlatsam. Akif inanmış adam. Fakat onun ben inandıklarının hepsine inanmıyorum. Mesela bakın. Gelecektir sana vaat ettiği günler hakkın. Hayır, gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaat ettik kendimize. Bir şarkı istiyor zaferden sonrasına dair. Kim bilir, belki yarın. Saat 5.05 var. Dağlar aydınlanıyor. Bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağırda ağaracak. Kokusu tütmeye başladı. Anadolu toprağı uyanıyor. Ve bu anda kalbi bir şahan gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada ön safta, en ön sırada şahlanıp ölesi geliyordu insanın. Topçu evvel mülazımı Hasan'ın yaşı 21'di. Kumral başını gökyüzüne çevirdi, kalktı ayağa. Baktı yıldızlara ağıran muazzam karanlığa. Şimdi bir hamlede o kadar büyük, öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki bütün ömrünü ve hatırasını ve 7.5'luk bataryasını ağlanacak kadar küçük buluyordu.
Yüzbaşı sordu. Saat kaç? 5. Yarım saat sonra demek. 98.956 tüfek ve şoför Ahmet'in 3 numaralı kamyonetinden 7.5'luk Schneider'lere, 15'lik obüslere kadar bütün aletleriyle ve vatan uğrunda, yani toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle birinci ve ikinci ordular baskına hazırdılar. Alacakaranlıkta bir çınar dibinde beygirinin yanında duran sarkık siyah bıyıklı süvari kısa çizmeleriyle atladı atına. Nurettin Eşfak baktı saatine. 5:30 ve başladı topçu ateşiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz. Sonra düşmanın müstahkem cepheleri düştü. Bunlar Karahisar güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometredeydiler. Sonra düşman ordusu Kuvayi Külliyesini ihata ettik. Aslahanlar civarında 30 Ağustos'a kadar. Sonra 30 Ağustos'ta düşman Kuvayi Külliyesi imha ve esir olundu. Esirler arasında General Trikopis, Alaturka sopa yemiş bir temiz ve sırmaları kopuk Frank uşağı. Yaralı bir düşman ölüsüne takıldı Nurettin Eşfak'ın ayağı. Nurettin dedi ki, Teselyalı çoban Mihail. Nurettin dedi ki, seni biz değil, buraya gönderenler öldürdü seni. Sonra 31 Ağustos günü ordularımız İzmir'e doğru yürürken serseri bir kurşunla vurulan Deli Erzurumluydu. Devrildi. Kürek kemikleri altında toprağı duydu. Baktı yukarı, baktı karşıya. Gözler hayretle yandılar. Önünde sırt üstü yan yana yatan postalları her seferkinden kocamandılar. Ve bu postallar daha bir hayli zaman üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşların arkasından seyredip güneşli gökyüzünü ihtiyar bir muhacir karısını düşündüler. Sonra sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden ve Deli Erzurumlu ölürken kederinden yüzlerini toprağa döndüler. Solda ilerideydi Ali Onbaşı. Kan içindeydi yüzü gözü. Bir süvari takımı geçti yanından 4 nala. Kaçanı kovalamıyordu. Yalnız ulaşmak da istiyordu bir yerlere. Ve sadece kahretmiyor, yaratıyordu da. Ve kılıçların, nalların, ellerin ve gözlerin pırıltısı ard arda çakan aydınlık bir bütündü. Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü ve şu türküyü duydu. 4 nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik ve Kayserili bir nefer yanan şehrin kızıltısı içinden gelip öfkeden, sevinçten, ümitten ağlaya ağlaya güneyden kuzeye, doğudan batıya Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz. Ve biz de burada bitirdik destanımızı. Biliyoruz ki layığınca olmadı bu kitap. Türk halkı bağışlasın bizi. Bunlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çoktur. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Kitabımızda yalnız onların maceraları vardır.